Martin babası. Bu çok Sultan Camii bu. Bunun ebelik okulu gibi, teknokul gibi. Cumhurbaşkanlığında verildi zaten. Yalnız Cumhurbaşkanımız tekrar bunu yeni bir versiyonda basıyoruz. Daha büyük, farklı yeni bir TİKA ile koordinasyonla yapacağımız işlerin hem tekrar diyorum istatistik bilgilerin tutulması hem yapacağımız işlerin doğru yerlerde olması dolayısıyla olmasını sağlamak üzere TİKA ile işbirliği yapmamız gerektiğini ifade ediyorum. Biz dünyanın en büyük 18. ekonomisine sahibiz ama bizden birçok ülkeyi, en azından 16 ülkeyi geride bırakarak dünyaya cömertlik dersi vermekteyiz. TİKA bu sene 25. yılını idrak ediyor. 25 yaşında bir delikanlı artık TİKA. 2002'de 12 yurt dışı ofisi varken bugün 54 ülkede 56 ofise ulaşmıştır. Böylece coğrafya olarak dünyanın hemen hemen her yerinde TİKA Türkiye adına vardır. Ve TİKA şu anda 150 ülkede yılda yaklaşık 2000 projeyi hayata geçirmektedir. Tabii TİKA için önemli bir lokasyon Afrika'dır. Afrika'da Türkiye'nin etkinliği 2000'li yılların başında çok az iken bunların ne kadar olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bugün hem büyükelçiliklerimiz, yabancı diplomasi temsilcilerimiz hem TİKA vasıtasıyla Afrika'da en görünen ülkelerden biri olduk. Afrika'da en fazla temsilcili olan ülkeler sıralamasında ikinci sıradayız. Tabii TİKA'nın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın faaliyetleri dar bir alanda, dar konularla da sınırlı değil. Hemen hemen doğumundan ölümüne kadar bir insanın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda TİKA faaliyet yapabilmektedir. Bir yandan eğitim, sağlık, barınma alanında faaliyette bulunabilirken, diğer yandan mesleki eğitim, tarımsal kalkınma projeleri, hayvancılık projeleri, turizm, ormancılık, ulaşım, sosyal ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermektedir. Bir yandan da zengin kültürel ve tarihi varlığımızın korunmasına, ihyasına ve ayakta tutulmasına gayret etmektedir. TİKA'nın en önemli işlerinden biri de kültürel işbirliğidir. Başta Balkanlar, Orta Asya ve Orta Doğu olmak üzere birçok coğrafyada ecdat yadigarı eserler ya da kardeş ülkelerle ortak mirasımız vardır ve bunların restorasyonu, renovasyon çalışmaları ile yeniden ihya edilmektedir. TİKA'nın 2023 hedeflerimiz doğrultusunda özel sektörümüzün, Türk özel sektörünün yurt dışına açılmasına ve ihtiyaç duyulan ürünlerin tanıtılmasına büyük katkısı olmaktadır. Cumhurbaşkanımızın TİKA çalışanları için ve Türkiye'nin yurt dışındaki bütün gayret eden evlatlar için çağdaş alperenler ifadesini kullanması bu yönüyle de asla bir tesadüf değildir.